Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Göksun ilçesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. 6 Şubat'ta felaketi yaşayan ve sık sık depremlerle gündeme gelen ilçedeki son durumu Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın 4.5G canlı yayınında anlattı. İlçemizde 6 Şubat itibariyle yaşanan deprem neticesinde tabii her deprem bölgesinde olduğu gibi bizim Kahramanmaraş'ımız ve ilçelerinde de aynı hummalı çalışmalar devam ediyor. Depremin yaraları gün be gün sarılmaya devam ediyor. Ve inşallah Cumhurbaşkanımızın belirttiği sürede inşallah bu depremin vermiş olduğu zararları bertaraf etme yolunda gerekli çalışmaları hızla devam ettireceğiz. Ve sonuç itibariyle de verilen sürede nasip olursa depremzedelerimizi kalıcı konutlarında barındırmaya devam edeceğiz. Göksun'umuzda malum olduğu üzere 6 Şubat itibariyle 170 can kaybı söz konusu oldu depremle alakalı. Ama bunun yanı sıra 9500 binamız hasar gördü. Tabii ilçe merkezi çok yoğun olmamakla birlikte kırsal mahallelerde çok aşırı derecede bir yıkım ve hasar meydana geldi. Şu anda yapmış olduğumuz çalışmalar özellikle kırsalda ağır hasarlı binaların enkazlarının kaldırılmasıyla alakalı. Bunun ihalesini kaymakamlığımız ve koordinasyon merkezi yaptı. Yakın bir günde inşallah enkazların kaldırılmasına başlanılacak. AFAD tarafından yeniden yapılacak olan gerek kırsalda gerek merkezdeki binaların yapımı başladı. Bizim TOKİ bölgesinde 1050 konutun ihalesi yapıldı. İki firma tarafından çok süratli bir şekilde yapımına devam ediyor ki inşallah verilen sürede bunlar hak sahiplerine teslim edilecek. Buradan belirtmem gereken bir husus var ki Göksun'umuzun diğer ilçelerden çok daha farklı bir yönü depremsellik açısından Göksun'umuzda bugüne kadar 30 binin üzerinde artçı diyebileceğimiz depremin olduğu ve bunun 2000'in üzerindeki 4 ve 5 şiddetinde artık artçı diyemeyeceğimiz, deprem diyebileceğimiz sarsıntıların olduğu. Bu sürekli artçıların devam ediyor olması insanların binalara girmesinde bir tedirginlik yaratıyor. Dolayısıyla hasarsız bina, az hasarlı bina, orta hasarlı bina ve ağır hasarlı binaların sahipleriyle veya orada oturan kiracılarla diğer insanların hiçbir farkı kalmadı. İlçe halkının tamamı, ilçedeki hemşehrilerimizin tamamı aslında bu ağır hasarlı konutların muhatap olduğu durumla muhatap olmaya devam ediyor. Tabii bu çocuklarımızda psikolojik olarak sıkıntılar yaratmaya devam ediyor. Bu olumsuzlukları bertaraf edebilmek için bizler gerek koordinasyon merkeziyle birlikte gerekse belediye çalışmaları son sürat devam etmekteyiz. İnşallah bu çalışmaları da verilen sürelerde hak sahiplerine kalıcı konutlarını teslim etme yönünde çok ciddi gayret gösteriyoruz. Devletimiz güçlü elhamdülillah. Bu konuda hükümetimizin kararlılığı, devletimizin gücü, milletimizin feraseti birleşti. Bu olumsuzlukları hep beraber ortadan kaldıracağız. Buradan çok önemli bir husus olduğunu düşündüğüm bir konuyu daha arz etmek isterim. Hem hemşehrilerime, hem Kahramanmaraşlılara, hem de Aksu TV izleyenlerine. Bizim doğal gazla alakalı bir talebimiz olmuştu. Anında Tarım Bakanımız, Enerji Bakanımız arayarak ilçemizdeki doğal gaz eksikliklerinin kısa sürede giderilerek bütün mahallelerimizde binaları uygunluk standardına ulaşmış yerlerde doğal gazın inşallah en kısa sürede çekileceğinin de buradan haberini aldık. Bizim için tabii bu yıkılan, merkezdeki yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılacağı, yeni 2024'te yeni bir Göksun, yeni bir yerleşim yeri, yeni bir ilçe ayağa kalkmış ve çevrenin tercih edilebilir bir yaşam merkezi olarak ilçemizi tekrar harekete geçirmeye ve bu güzellikler şehri olmasını devam ettirme yolunda gerekli çalışmaları yapacağız inşallah.